Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi işbirliğinde karma resim sergisi düzenlendi. Sergide 52 eser sanatseverlerle buluştu. Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi işbirliği ile Misya Sanat Grubu ilk karma sergisini Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açtı. Serginin açılışında Bandırma Belediye Başkan Vekili Sıtkı Ağan, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Avukat Serdar Polat ve çok sayıda sanatseverler katılım sağladı. Sergide Misya Sanat Grubu'ndan Aynur Ergen, Ayten İnal, Bülent Sezgin, Emrah Ergen, Fatma Çayırkuşu, Münevver Bülbül, Nail Yurdusev, Refik Selçuk Kayan, Resmi Özkara, Remziye Kürttürk, Rukiye Ertosun, Sevgi Nur Beytaş ve Türkan Aydın tarafından hazırlanan eserler sergilendi. Çalışma grubu üyelerinin oluşturduğu Misya Sanat Grubu'nun karma resim sergisi açılışında bir aradayız. Grubun isim babası, Münevver Hocam öyle tarif ediyor. Grubun isim babası olarak neden Misya ismini koyduğumuzla dair bir şeyler söylemek istiyorum. Misya burada Kuzey Marmara bölgesinde, yani bu bölge Balıkesir'den Manisa, Kütahya ve Çanakkale istikametine kadar yaşamış halkın ismi. Buradaki Kızıkos uygarlığında da işte Misya halkı yaşamaya devam ediyor ve Troya Savaşı'nda Akalar ve Mikenlerin istilasına karşı Troya'ya destek veren yegane müttefiktir Misya bölgesi halkı. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nda da aynı şeyi göstermiştir. Bugün karanlığa karşı, bugün ülkemizi karanlığa boğmaya karşı da bu coğrafya, yani Misya coğrafyası hala burada sanatıyla aydınlığı, aydınlığa müttefik olmuştur. O yüzden grubumuzun ismini Misya koymayı uygun gördük. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vekilim, Sayın Kent Konseyi Başkanım, değerli basın mensupları, siz değerli sanatçı dostlarımız ve sanatseverler, sevgili öğrenciler. Misya Sanat Grubumuzun karma resim, seramik ve tasarım sergisine hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi daha güzel bir dünya için kültür ve sanat etkinlikleri uygar toplumların ayrılmaz bir parçasıdır. Misya Sanat Grubu 2023 Eylül ayında kurulmuş yeni bir oluşumdur. Grubumuzun kuruluş amacı birlikten güç doğar ilkesinden yola çıkarak sanatsal eserlerimizi bir araya getirerek siz değerli izleyicilerimizin beğenisine sunmaktır. Sanat biliyoruz ki bireylere kattığı değerleri ortak bir noktada toplamak, paylaşmak ve birbirimizi sanat eseri üretmeye teşvik etmektedir. Grubumuzun büyük çoğunluğunu görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşmakla birlikte sanatsever arkadaşlarımız da aramızda büyük bir özveriyle katılım sağlamışlardır. 52 sanat eserimizin yer aldığı Misya Sanat Grubumuzun değerli sanatçılarını takdim ediyorum. Aynur Ergen, Ayten İnal, Bülent Sezgin, Emre Ergen, Fatma Çayırkuşu, Münevver Bülbül, Nail Yurdusev, Refik Selçuk Kayan, Remzi Özkara, Remziye Kurttürk, Rukiye Ertosun, Sevgi Nur Beytaş, Türkan Aydın ve Yusuf Akyol. Bu bizim ilk sergimiz. Ve sergimiz pek çok disiplini içinde barındıran bir karma sergi olmakla birlikte bundan sonra düzenleyeceğimiz sergilerimiz ise konu başlıklı sergiler olarak siz değerli sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Sergimizde emeği geçen Bandırma Belediyesi'ne, Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Avukat Tolga Tosun'a, Bandırma Kent Konseyi Başkanımız Sayın Avukat Serdar Polat'a, değerli Bandırma halkına teşekkür ederiz. Başkanım buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi. Tekrarlı. İlk önce normalde ben Melih Çınar Atölyesi'ndenim. Melih Hocam'la çalıştım 20 yıl boyunca. Sonra şu anda kendi atölyemliyim. 10 yıl önce de seramikle tanıştım. Oğlum sağ olsun. O bana güzel bir hediye olarak fırını aldı ve 10 yıldır da seramik uğraşıyorum. Daha ağırlık olarak şu anda seramikle devam ediyorum. Keçiler benim için özel. Çünkü onların mücadele yönlerini çok seviyorum. O mücadeleden hareket ederek, çünkü bir de şey biliyorsunuz botun en üstüne yerler ve geri dönüşü olmayacağını bile bile en tepeye, en zirveye tırmanırlar ve kendimle de özleşiyorum galiba. Böyle bir yapım var ve çalışkanlıkları ve her türlü hayatı tatlı olduğunu düşündüğüm için de keçi kompozisyonuyla da hem seramikleri hem de yağlı boyaların içinde.
Doğal mı? Bakmıyoruz. Biz de. Eginur Beytaş, görsel sanatlar öğretmeniyim. Bandırma Yosun Fatih Lisesi'nde. Bunlar akrilik boya çalışmaları. Lakesel tarzda çalıştım. Genelde işte sevgi üzerine, müzik sevgisi, çocuk sevgisi. Bu burada şu an kaç tane eseriniz var? 5 tane var. Bunlar da Ebru çalışması. Toz boyalarla yapılmış Ebru çalışmasıdır. Hani orijinal. Geleneksel Türk sanatlarına uygun olarak yapılmış. İşte nane motifi. 2 tane var ama bu şu ortadaki Nilüfer biraz daha özgün. Yani Nilüfer normalde geleneksel Türk sanatlarında yok. Ama oraya stilize etme durumu var. Merhabalar, sergimize hoş geldiniz. Ben Peyver Gürbül. İSYA Sanat Grubu üyelerinden biriyim. Bu sebeple çok mutluyum. 8 adet eserle yaklaşık sergiye katılım sağladım. Eserlerimiz genellikle denizden gelen objelerden yola çıkarak tasarımlar şeklinde gerçekleştirdim. Tasarımlarımda odun parçaları, işte balık ağlarından kopup gelen denize vurmuş o yuvarlak halkalardan taş ve cam parçalarını yoğunlukla kullandım. Dizaynlarımda objenin bana vermiş olduğu duygudan yola çıkaran spontan bir çalışma şekli gerçekleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Merkez Kıskos Antik Kenti'nde etrafında çevresinde bulunmuş, arkeolojik kazılar sırasında bulunmuş. Şu anda da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen, M.Ö. yaklaşık olarak 310 ile 340 civarına tekabül eden Kıskos antik paraları. Bunlar altın, som altından gerçek orijinalleri öyle. Meraklıları için İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi'nde hala sergileniyor. Biz de kentimizle özdeş olduğu için bunların replikalarını yapmak istedik. Daha da devamı gelecek. Zaten bundan sonraki sergimiz de Kızıkos üzerine olacak, tamam mı? Yani bu grup, MİSYA grubu Kızıkos üzerine bir sergi gerçekleştirecek. Onun ilk habercisi olarak bunları yaptık. Teşekkürler sana.